Şimdi her şeyimiz hazır. Şunlar sadece aşağı inecek. Böyle şık bir alan yaptık. Bunları da Ankara'dan almıştık geçen gittiğimizde. Çok minçura, keşke isim de bastırsaydım dedim. Sonra da hani aklıma geldi. Güzel olacakmış. Böyle güzel bir şık oldu. Masaları da böyle yaptık. Buraya şu anlık tabakları koymadık. Şunlar da bir de aşağı inecek. İnce orada yatıyor ve mantratörü getirdik bugün. Ben de buradayım. Şöyle dışarıya da bistroları koyduk. 3 tane. Gecenin sultanı. Nasıl oynayacaksın göster. Evet, 20-25 kişi zaten ya. Tabii az kişiyiz. Ana Ceren benim elbise senin aynısından almış. İyi ki giymemişim kız. Ne getir anne? Gel içim. İçeri gelmeye hazır mısın? Tamam. Ceren. Düşünmüşler, oyuncakları almışlar. Ne kadar ince bir düşünce. Sanki diyorum bir akraban bunun evine gelmiş gibi oldum. Aa, bir sürü saçı ve elbisesi var. Ay, bunda da şey var ince. Sıfırdan düşürelim. Heh, evet, öyle düş. Evet, çekelim bundan bir tane. Aşkım. Evet. Aşkım bizim. Heh. Bir tanesi de bir şey kaldı. Ay. Ne var ya? Ne var aşkım? İnci kaykayı varmış bak. Makyaj kaldı kız. Yok canım. Ve tatlı gelmiş. O bir şey mi kötü? Canım. Yok ya, ayıp ediyorsun ama. Kutularımızdan 3 tanesi hazır. Evet. Anneciğim biraz üstümüz ıslak, oraya çıkmayalım. Değil mi? Bakar mısınız Gamze'ye de böyle bir baby shower keşesi yapmış. Çok tatlı. Merhaba Kikicik. Gözükmüyor gözleri. Aşkım çok vermeyelim gene. Hadi bakalım. 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 Hadi evet, son gün batımı. Güzel bir yere yemeğe gidiyoruz şimdi. Adamlar bulduk, biz bilmiyoruz. Adamlar bulduk. Pardon, şarkıyla sabah etti. Adamlar bulduk. Yer ayırttılar.
Nasıl balık oluyor? Yiyeceğiz. Balık. Omega 3. İnci çok mutlu balık yiyeceği için çünkü çok seviyor İnci balığı. Annesi hiç balık yapmıyorum. Evet, çünkü ben sevmiyorum. Yani hiç aramam, hiç aklıma gelmez işte böyle anca denize falan gelince. Ama kışın bunu bir rutin haline dönüştürmeyi düşünüyorum. Bakın masada bir de olsa balık. Vay vay vay. Kırmızı açık yanıyor, geçtik ama. Ben gözlüğümü bilerek almadım. Ne bileyim, o kadar gelmedim. Seni çok iyi anlıyorum Selin. Aynı şu an geri dönemeyiz abi. Mükemmel anlıyorum yani. Arkadaşlar battı zaten güneş. Tamam. Evet, yani burayı dörde bölüyormuş. Tabii. Evet, aynen dörde bölüyor. Güzel bir yere geldi. Mükemmel yanmış. İnanılmaz. Evet, çok güzel. Yani, özellikle tatlı kız burada. İnce şurada. Tatlınız mı? Al istersen. Alacağım. Dur. Herkese günaydın. Çok dinlenmişiz, çok iyi geldi uyumak. Havuzun tadından iyi çıkartıyor. Olamaz tabaklar kırarsın en son, ben bir yiyeyim zaten. Ha. Şu şey mi? Ama atayım, tabağımız da var. Gibi çıkıyoruz. Duygu eğerci. Ha, o muymuş? Kahvaltıdan sonra o seni sevmiyor. Kahvaltıda sevmiyor. Yolunda vallahi. Herkese selamlar. Şimdi videoya devam edeceğim ama böyle küçük bir mola vermek istedim videoya. Şimdi burada façanın devamını çekmedim artık. Zaten çıkış yaptık gün içerisinde de. Şimdi vlogumuza façadan İstanbul'a devam ediyoruz. Bir anda İstanbul'a gitme kararı aldık. Çok hızlı gelişti. Hiçbir şekilde plansız bir şekilde bir saat içerisinde karar verdim. Böyle biraz bölük pörçük oldu gene video ama bütün bir şekilde sizlere atmak istedim videoyu. Şimdi İstanbul video ile devam ediyoruz. Tekrardan hepinize iyi seyirler. Günaydın. Bakın biz neredeyiz? Biz nereye geldik İnci? İstanbul'a. Evet. Dün biz ani bir kararla İstanbul'a geldik. Gel. Selin gelebilirsin. Dün biz son anda saat 3'te belli olan bir kararla 5 arabasına bilet bulduk ve İnci ile beraber İstanbul'a geldik. Normalde de aslında çok istiyordum gelmek. Annemler de 3 gün önce gelmişlerdi Ankara'ya. Aman İstanbul'a. Bize şimdi anca denk geldi. Aman şimdi hazırlandık artık. Çıkacağız. Kuzguncu'ya doğru gidiyoruz. Yarın da Burgazada'ya gideceğiz. Öyle tempolu bir İstanbul günlüğü başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Aman yavaş. Ay anne, adam sağdan geldi. Anne gel önümle. Anneme verin onda, o da oturuyor. Ve şimdi biz kuzguncağa geldik ama çok güzel. Bahçeden görüntüsü var karşıda. Nerede? Şu şey bahçesi var dedik ki onun içinden de görünüyor. Yani. Hiç bu evler kimin evleri ki? Bunlar bir tanesi modacı, bu şey bak ev değil. Şey ha. Değişik şeyler, kafesi. Zamanında enmişti tabii. Evet, herkes dur anneciğim, tamam. Ne oldu? Şimdi şöyle tatlı yemeyirdik, İnci de uyandı. Kim bakmıyor? Ha, bakmıyor kim? Şöyle burada. Çok teşekkürler. Güzel.
Aferin. Teşekkürler. Beğendin mi iyice? Anne nasıl? Çok güzel. Gerçek dondurma işte, keçi sütüyle oluyor bak. Ben bir boncuğa bak. Mehmet nereye yatsınlar? Beğendin mi? Ay kuzum benim. Ne güzel yiyor. Kahvaltıyı da çok güzel yaptı. Öğlen yemeğini de yedi. Sana bakıyoruz. Atladı ya. Atla iyice sen mi diyorsun? Atlayacak şimdi. Gidiyor. Hadi söyle. Çiğneyip durma sakızı. Orta köyü var. Cami. Şimdi Ortaköy'e geçtik. Biz normalde polis evine gidecektik karşı tarafta Anadolu yakasında ama bugün düğün varmış. Polis evinde o yüzden oraya gidemedik. Yüzüm gözüm kızarmış bile yani. Sonra dedik ki karşıya geçelim, en azından biraz eve de yakınlaşmış oluruz diye Ortaköy'e geldik. Kumpir yedik, söylemesi ayıp, acıkmıştık da zaten. Ama o kadar kalabalık değil. Ortaköy'e gelirsin. Evet. Şimdi annemin şuradaki parka gittiler. Birazdan artık kalkacağız, eve doğru gideceğiz. Yarın da Burgazada'ya gidiyoruz. Öğretmenimle bir gece konaklayacağız. Öğretmen evine yerleştik arkadaşlar. Bir koy gibi bir yeri vardı. 700 metre kadar ilerleyince ve dağ katı bayırısı gördüğünüz arkadaki ağaç alandan. İşte biz geldik, oturuyoruz. İnci ile annem çay tarafında oynuyorlar. Başka yurtum var. Ve Deniz Anadolu'da da var ayrıca. Anne, kedi cenneti burası. Baksana. Hani orada kedi var. Cunda gibi olmuş değil mi bizim? Ve arkadaşlar, kapanışı yapmadan önce birazcık İstanbul'la ilgili size konuşmak istiyorum.
Burgazada'ya gittik. Burgazada çok tatlı, çok minnoş bir adaydı. Neredeyse hiç turist yoktu ada içerisinde. Orada birisiyle sohbet bir fırsatımız oldu. Yaklaşık 7-8 yıldan beri Burgazada da zaten çalışıyormuş o da. Dışarıdan çok fazla insan kabul etmiyormuş ada kendi içerisinde. Hatta bu zincir marketlerin hiçbiri yok zaten adada. 2-3 tane koyu vardı. Bizim gittiğimiz koy birazcık şeydi, yosunlu, taşlı ve deniz analıydı. Ama deniz anası şeymiş, zararsız olanmış. Yani böyle bayağı deniz analarıyla beraber yüzüyorsun. Aslında tam kaldığımız öğretmen evinin önünde de bir koy varmış. Biz orayı en son gün giderken fark ettik ve hatta çok üzüldük. Çünkü bu gittiğimiz beach şeydi, bayağı dağ tepe falan indik. Yani böyle resmen kamping alanına gidiyormuş gibiydik. Hatta oraya kamp yapmaya falan da gidiyorlarmış gençler çadırlarıyla. İstanbul'da başka bir çekim yapamadım arkadaşlar. Birincisi yedek bataryamı unutmuşum. Bunda da çok hızlı bitiyordu. İşte böyle hatta en son deniz kısımlarını falan telefonumdan çekim yapabildim. Birazcık da tatil yapmak istedim açıkçası. Tam böyle bir hafta kaldık. Cumartesi günü döndük zaten. Pazartesi bugün günlerden de. Çünkü hani artık bir haftalık İnci'nin de okula vermiş olduğu ara yeter. Bir de işler çok yoğun bu haftadan itibaren. Tempomuz hızlandı. O yüzden de döndüm. Böyle belki küçük küçük aralarda gene işte bir kamp tatillerimiz falan olur. Çünkü şimdi annemleri falan da götürmek istiyorum. Belki bir kıza bir kampa gideriz. Annem, anneannem falan, bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Güzel bir İstanbul günüydü. İstanbul'dayken de ağzıma bir af çıktı. O kadar canım yanıyor ki böyle konuşurken bile inanılmaz beni yoruyor acısı. İstanbul'dan önce de Foça'daydık. Yeni Foça'ya gitmiştik. Yeni Foça'yı otel haricinde maalesef çok fazla beğenemedik. Çok fazla kalabalıktı. Yani her tarzda insan vardı. Ve birazcık biz kirli bulduk açıkçası Yeni Foça'yı. Ama yemek yediğimiz yer mükemmeldi. Yani videolarda var, isimleri gözükmüş. Hatta şimdi adını hatırlamıyorum ama gerçekten de çok kaliteli, çok lezzetli bir mekandı. Hatta biz Yeni Foça'dan çıktıktan sonra Eski Foça'ya da gittik biraz gezelim falan diye. Eski Foça çok 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 daha güzeldi. Ben ilk defa gidiyorum o taraflara. Ki Balıkesir'de çok yakınmıştı. Yani 1 saat 40 dakikada falan varıyorsun direkt otobandan. Ulaşım çok rahattı yani. Böyle arka arkaya iki tatil yapmış oldum. Sizlere de böyle bütün halinde bir vlog eklemek istedim. Çünkü çok kısa olacaktı ayrı ayrı atmış olsaydım. Hatta yani böyle olabildiğince az az kesmeye çalıştım editlerken de. Umuyorum ki keyif almışsınızdır. Biraz yaz dönem olduğu için çok fazla video gelmiyor YouTube'a. Yani böyle en azından hafta bir bile olsa bir düzene sokmaya çalışacağım ama gene de. Ya çünkü bizler de bir şey yapmıyoruz. Yani hani böyle ekstra bir şey olunca çekmek istiyorum. Sizleri de sıkmamak adına. Şimdi işte organizasyonlarımız var bu ay itibariyle. Ben sadece sıcaklar çok fazla yoruyor bizlere. Vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka vloglarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.